Evet sevgili izleyiciler, Galatasaray'da Nef stadına ulaştı. Bakın görüntüler canlı olarak geliyor. Ekranlarınızda çok kısa sürdü Sarı Kırmızılı ekibinin Nef stadına gidişi. Evet, şu anda trafikte ama Nef stadı yakınlarında otobüs ve birazdan stadyumun içine girecek. Florya'dan çıkış görüntülerini getirmiştik ekranlarınıza dakikalar önce takım otobüsünün. Şimdi de tabii yoğun bir konvoy eşliğinde stada giriş yapmaya hazırlanıyor Galatasaray'ın takım otobüsü. Dakikalar önce Barcelona'da Nef stadına ulaşmıştı. Tekrar edelim görüntüler canlı, işte Galatasaray'ın takım otobüsü. Florya'dan yaklaşık 25-30 dakika önce çıktı yola Galatasaray'ın takım otobüsü ve kısa bir süre içerisinde stadyuma ulaştı. Konvoy eşliğinde gelen Galatasaray'ın takım otobüsü birazdan stadyumun içine girecek. Tabii çok yoğun bir kalabalık söz konusu. Yolda da yine aynı şekilde maça gelenler, tabii bu akşam saatlerinin ve havanın da etkisiyle oldukça kalabalık. Ama herhalde dakikalar içerisinde stadyumun içine girecek Galatasaray'ı taşıyan takım otobüsü. Tekrar edelim, Barcelona'nın otobüsü bundan yaklaşık 10-15 dakika önce stadyuma varmıştı. Şimdi de Galatasaray'ın otobüsü stadın içine giriş yapmak üzere. Birazdan dakikalar sonra yine Nef stadına gideceğiz. Nef stadından bağlantılar yapacağız. Her iki takımın 11'i üzerinden konuşacağız sizlerle birlikte. Tabii bu maç öncesinde taraftar ilgisini konuşmak lazım. 50 bin taraftarın yaklaşık yer alacağı bir mücadele, oradaki atmosferi en çok herhalde Barcelona'lı futbolcular merak ediyorlardır. Çünkü onların hiç rastlamadığı belki de bir taraftar grubu olacak. 20 yıldır zaten en son Galatasaray'la mücadele etmişlerdi Şampiyonlar Ligi'nde. 20 yıl sonra İstanbul'a yine Galatasaray maçı için geldiler ve bu defa skor avantajı Galatasaray'da belki kağıt üstünde Barcelona'ya daha çok şans veriyor. Çünkü bu kupanın belki en büyük adayı Xavi'nin öğrencileri, ama Galatasaray son düdüğe kadar pes etmeyecek, mücadele edecek, onu söyleyelim. Galatasaray'ın 11 ile ilgili söylenecek en önemli detay şu, o da Feghouli'nin ağrıları nedeniyle 11'den çıkarılmış olması. Onun yerine Çıkıldağ o forma giyecek. Son haftalarda performansı beğenilen bir isimdi Feghouli ve bu maçta da aslında Domenech Torrent'in en büyük silahlarından biri olacaktı. Ama onun yerine Çıkıldağ o forma giyecek. Ağrıları nedeniyle Sofyan Feghouli bu maçın 11'inden çıkarıldı, onu söyleyelim. Evet, kalabalık gittikçe artıyor Nef stadının önünde. Birazdan takım otobüsü stadyumun içinde olacak. Tabii orada takımın varmasıyla birlikte mücadelenin ateşinin daha da yükseleceğini söyleyebiliriz. İşte yine otobüsün görüntüleri geliyor. Konvoya rağmen tabii sıkışık bir trafikle, bir yandan da tabii taraftarların yoğun desteğiyle beraber bir milli maç niteliğinde aslında bu mücadele, onu söylemek lazım. Evet. Yoğun bir trafik var. Stadyumun içine girmeye çalışıyor Galatasaray'ın otobüsü. Birazdan dakikalar sonra stadyumda olacaklar, ısınacaklar, bu mücadeleye çıkacaklar sarı kırmızılı futbolcular. Onlar için de çok heyecan verici. Camp Nou'daki mücadele de öyleydi. Tabii orada o atmosfer belki de daha ürkütücü, daha da gergin olabilirdi, stresli olabilirdi onlar için. Ama burada evlerinde taraftarları da arkalarına alarak mücadele edecekler. Bakın takım otobüsü artık yavaş yavaş stadyuma giriyor. O yoğun trafikten, o yoğun kalabalıktan, yoldaki araç yoğunluğundan bir şekilde sıyrılarak stadyuma girmeye çalışıyor. Çok yoğun bir ilgi var mücadeleye bu arada, onu söyleyeyim. Siz burada bu görüntüleri canlı olarak izlerken yaya olarak bakın stadyuma yürüyen taraftarları da görüyorsunuz. Onlar için de tabii çok heyecanlı takım otobüsünü görmek, takım otobüsüyle birlikte stadyuma giriş yapmak.
Çok heyecan verici. Evet, şimdi yol iyice açıldı Galatasaray otobüsü için. Konvoyla birlikte ilerlemeye çalışıyor. Bir yandan otobüste ön taraflarda otobüsün içindekileri de görebiliyoruz aslında. Evet, dakikalar sonra Nef Stadında olacak Galatasaray takımı. Tekrar edelim, Barcelona stadyuma varmıştı yaklaşık 15 dakika önce. Evet, hızlandı otobüs. İlerliyor. Evet, Florya'dan yola çıkan otobüs kısa sürede Nef Stadı'na vardı. Şimdi de giriş yapmak üzere stadyuma. Orada onları çok büyük, çok coşkulu bir taraftar bekliyor. Onu söyleyelim. Bir yandan bu yolda ilerlerken de taraftarlar selamlıyor onları. Sadece yayalar değil, tabii araçlarında bulunan Galatasaraylı olsun olmasın herkes için bugün önemli bir gün. Sokakta belki de 3 kişiden ikisi bu mücadeleyi konuşuyor şu anda, öyle söyleyelim. Zaman zaman bu canlı görüntüleri ekranınıza getirirken o sesleri de duyabiliyoruz aslında. Evet, evet, 11 belli oldu şu anda. Galatasaray'ın 11'i, hemen onu paylaşalım. Kalede Penyo olacak. Nelson Marco ikisi savunmada. Sasha Boué, Van Aanholt beklerde. Taylan, Berkan Çıkıldağ üçlüsü. Orta sahada Babel, Kerem ve ileride Gomis. Buffett'in bir Gomis gol arayacak. Galatasaray'ın 11'i biz tam da otobüsü ekranlara getirirken belli oldu sevgili izleyiciler. En çok konuştuğumuz isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu, mücadelede forma giyecek. Torrent Gomis'i tercih etti 11'de, onu da söyleyelim. Gomis Barcelona karşısında gol arayacak. B takımında forma giydiği Peña, Barcelona'nın B takımında forma giyen Peña Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. O da sarı kırmızılı ekibin kalesini koruyacak. Her anlamda çok büyük hikayeler barındırıyor bu maç. İşte otobüs, yakından görüyorsunuz, stadyuma girdi. Otobüsün stadyuma girişiyle birlikte de tabii Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Barcelona karşısında mücadele edecek futbolcular. Ekranlarınızın alt tarafında da görüyorsunuz. Evet, Feghouli'nin ağrıları olduğunu söylemiştik. 11'den çıkarıldığını, Çıkıldağ'ın forma gireceğini söylemiştik bu mücadelede. 11'de belli oldu. Ekranlarınızın alt tarafında tekrar edelim Galatasaray'ın 11'ini. Kalede Iñaki Peña olacak. Marco Nelson ikilisi ki deplasmandaki maçta çok beğenilmişti bu ikili de. Hatta Xavi de bu iki oyuncuya dikkat çekmişti. Onu da söyleyelim. Beklerde Sasha Boué ve Van Aanholt yer alacak. Taylan, Berkan Çıkıldağ orta alanda mücadele edecek. Feghouli 11'den yaklaşık 1-1,5 saat önce çıkarılmıştı. Ağrıları nedeniyle oynayamayacağı söylenmişti. Babel yine 11 tercihinde yer aldı. Onu söyleyelim. Domenech Torrent'in tabii ki maçın, takımın vazgeçilmezi Kerem Aktürkoğlu da mücadelede forma giyecek ve ileride santrfor mevkiinde Galatasaray'ın yıldızlarından ikinci kez Galatasaray'da yine iyi işler yapmak için mücadele edecek. Onun için de çok büyük bir fırsat, Barcelona'ya karşı gol arayacak. Buffett'in mi, Gomis, Galatasaray'ın 11'ini tekrar ettik sizlere. Bu arada otobüsün de stadyuma giriş yaptığını söyleyelim. Evet, ekrana dizilişte geldi. Sarı kırmızılı ekibin Barcelona karşısındaki 11'i, kalede Iñaki Peña var. Marco Nelson ikilisi stoperde, Patrick Van Aanholt ve Sasha Boué beklerde mücadele edecek. Taylan Antalyalı, Berkan ve Çıkıldağ orta alanda. Diziliş ekranlarınızda Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel kanatlarda ve Gomis Barcelona karşısında gol arayacak. Evet, Barcelona'nın da 11'i belli oldu. Hemen onu da sayalım. Ter Stegen kalede, Pique, Garcia. Söylemiştik aslında Xavi'nin ideal 11'ini bu sefer sahaya süreceğini. Alba, Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Torres, Traore ve Aubameyang
Barcelona'nın 11'i bir önceki maçta sonradan oyuna soktuğu oyuncuları bu defa ilk 11'de oynatacak Xavi Hernandez. Evet, iki takımın da 11'ini paylaştık sizlerle.